Günaydın sayın seyirciler. Yeni bir güne daha karşınızdayız. Bugün 1 Eylül Cuma ve saatimiz 9.02'yi gösterdiği an itibariyle de Manşet Artı'daki birlikteliğimize başladık. Ben Balkan Gürses ve Aziz Karaziz'le birlikteyiz. Aziz günaydın, günaydın. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, yepyeni bir aya başlamış olduk. 1 evet. Eylül bugün evet. itibariyle umutlarımızı tazeleyeceğimiz yeni bir ay. Çok deneyimli bir gazeteci ağırlıyoruz. Bugün Sayın Hasan Assürer bizimle birlikte uzun bir ara vermiştik sizi stüdyomuzda ağırlamaya. Zaman yarattınız ve geldiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Tabii ki günaydın hem sizlere hem teknik kadroya hem de bizi izleyen dinleyen herkese. Bir günaydın sözcüğünün içerisinde bütün güzel dilekleri yerleştirerek günaydın diyoruz. Günaydın, günaydın. Teşekkür ederiz. Biraz gündem konuşacağız. Evet. Biraz ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerinizi, görüşlerinizi dinleyeceğiz ama şimdi biliyorsunuz bu ders kitaplarıyla alakalı bir tartışma baş gösterdi. Biraz gazeteci kimliğinizi kenara bırakalım, eğitimci kimliğinizle biraz değerlendirmelerinizi alalım. Keza dün velilerin ve sendikaların Eğitim Bakanlığı önünde bir eylemi oldu. Zaman zaman eleştirilerin dozu fazlalaştı ama ana eksen üzerinde bir laiklik vurgusuyla birlikte süreç tartışmaya açıldı. Okullarda zorunlu barış dersi olsun dediniz siz bugünkü köşe yazınızda hem de dünya genelinde. 1 Eylül Dünya Barış Günü aynı zamanda. Ama bu tartışmaya açılan ders kitaplarının içeriği ve sizin yazınıza atfen ikisini harmanladığımızda nasıl bir resim çizersiniz bize? Şimdi her şeyden önce Kıbrıs Türk'ünün barış sınırları, barışçıl yaklaşım sınırları içerisinde reaksiyon koyma biçimlerini seviyorum. Çünkü uzun süredir toplumda eylemler çok sınırlı insanlar, yöneticiler arasında kalıyor yani. Kıbrıs Türk'ü bir mücadeleye veriyor. Kıbrıs sorunuyla ilgili mücadeleden kastediyor. Ve burada hem duyarlı olması, hem kararlı olması, hem de mücadelesini yükseltebilmesi gerekiyor. Bunun için de kendi içimizde birazcık antrenman yapmamız gerekiyor. Yani işimize gelmediği zaman toplumun edilgenliğini savunmamız gerekiyor. Ancak bir öğretmen kökenli biri olmama rağmen temel vurgulara katılıyorum. Yani Kıbrıs Türk'ünün laiklikle ilgili bir hassasiyeti vardır. Bu önemli bir işaret, önemli bir farklılıktır. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde de var olan laik ve demokratik bir cumhuriyet vurgusu vardır. Aslında laiklikle ilgili hassasiyet Kıbrıs Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilke ve devrimlerine sadakatinden kaynaklanmaktadır. Bu konudaki esnekliğin, olası farklı yönde bir esnekliğin özgürlük sınırlarını aşarak, özgürlük sınırları içinde algılandığı zaman da bir takım farklı yorum ve endişeleri tetikleyebileceğini düşünüyorum. Aslında özgürlüğün kapsamında dinin herhangi bir özellikle görsel kıyafetle ilgili yaklaşımların bir özgürlük olduğuna inanıyorum. Ancak baktığımız zaman Batı'da bu konudaki tanınan özgürlüklerin bilahare geriletildiğini görüyorsunuz. Yani örneğin Fransa'da alınan son kararlara baktığımızda. Ancak baktığımız zaman ben Nazım Çavuşoğlu'nu seviyorum. Bakınız yani dün bu kadar tepkinin yükseltilmesine rağmen şahsına duyduğum sevgimi geriletmiyorum. Geriletmiyorum ve baktığımız zaman belki de dünden bütün söylenenler, bütün yapılanları bir kenara koyarsanız o bakanın çıkıp birebir eylem yapan insanlara dokunma alanı içerisinde böyle koruma altında bir miktar korumanın arkasına saklanmadan doğrudan çıkıp konuşması ve ısrarla bir şey de söylüyor. Yani siz bizi yani yanlış anlıyorsunuz diyor öz olarak. Yani Nazım Çavuşoğlu'nun laiklik karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Ancak laiklik konusundaki hassasiyetimizin, alınganlığımızın, duyarlılığımızın biraz yükselme nedeni belki Türkiye'deki bir takım yükselen anlayış ve farklı davranışlardır. Yani eğer Ankara'da Türkiye... Endişe mi bu? Bir endişe biraz besleniyor orada. Yani oradan kaynaklanan bir endişe vardır ve tabii ki şurası önemli.
İşte kitaplar çok konuşuyoruz. Yani ben çok hayır ben görmedim. Görmedim. Benim endişem sevgili arkadaşlar şudur. Bilgi sahibi olacaksınız, fikir sahibi olacaksınız ve sorgulayacaksınız. Aynı konuda çok radikal düşünsel farklılıklar varsa orada bir bilgi karmaşası vardır. Bakınız yani ben bu konuda temel prensipleri koyduğum zaman o temel prensiplerden uzaklaşmam. Temel prensiplerle ilgili bir pazarlık da yapmam. Yani laiklik anlayışından bir milim geri atılmaması gerektiğine inanıyorum. Yani inanç özgürlüğü vardır. Ve yani biz çocukken düşünün cuma günleri öğretmen bizi eve yollar, abdest alır, camiye giderdik. Yani belirli bir yaşın üzerindeki insanların okul çağında camiye gittiğini herkes biliyor. Biz zorlaması, benim annem mevlid okurdu örneğin. Ben başarın düzgün ve su içmez arkadaşımla birlikte umreye gittik. Yani ama biz bunu yaptığımız hatta bunu bu vesileyle böyle o görsel tarafına yıllar evvel biz Edinburgh'da bir viski tanıtımına gitmiştik. İskoçya'ya gittiğimiz için de eteği giydik. Ve onu paylaştım ama umreye gittiğimiz zaman ihramlı kıyafetimizi paylaşmadım. Biri sordu niye paylaşmadınız onu dedi. Yani senin dedi etekli elbiseni görüntüyü paylaşmıştım. Ama ihramlı o beyazları giydiğimiz kıyafeti paylaşmamıştık. Tamam mı? Dedim ki birincisinin magazinsel bir tarafı vardı. İkincisinin ise bir mesajı olur. Yani işte biz umreye gittik. Bakınız işte ihramı da giydik. Yani artık birileri bizi biraz farklı bir kalıba koyarak algılasın gibi. Bir mesaj olabileceğini işte paylaşmadım. Çünkü zaten öyle bir mesaj vermek için de gitmemiştik. Yani bu hala daha geçtiğimiz günlerde, geçen hafta içinde yine bana soruldu. Niye gittiniz dedi. Biri dedi ki ben olsam gitmezdim. Ben de dedim ki 100 defa daha giderim. Yani eğer zamanımı ayarlasam zamanı da giderim. Yani hac zamanı da giderim. Giderim yani çünkü biz Müslüman bir toplum olduğumuz. Yani çok derinlikli, uygulamalı bir Müslüman değilim. Yani Fatiha suresinden başka süre bilmem. Umre'ye gittiğimiz zaman namaz kıldım insanlarla beraber. Sorulduğu zaman ben namazı bilmem ama oradakiler ne yaptıysa içimden temiz ve güzel duygular geçirerek namaz kıldım. Cemaate uydum. Uydum hazır olan imama yani. Ama onun ötesiydi bu. Ben hala daha çok çabuk bir şey söylüyorum. Maddi dünya büyüdüğü zaman insanların bir maneviyata ihtiyacı vardır. Maneviyat demek ille de dini anlamında da değil. İnsanın saygı sevgisidir. Yani ben sevgili Baykan bugün buraya geldim. Sevgili Aziz'i de seviyorum, sizi de seviyorum. Buradaki Ferhat'ı da gösteriyorum. Çocukluğundan beri biliyorum. Kameranın arkasındaki. Bizim aramızdaki saygı sevginin de bir manevi değeri vardır. Yani buradan kapıdan girdiğim zaman istiyor bu. Yani insanın manevi bir takım değerlere ihtiyacı vardır. Ölçülebilen değerlerin dışında buna bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Hiç inanmam diyen birine bakın. Yemin ettiğiniz bakalım etmez. Etmez inanmam der ama elini Kur'an'a basıp da yalan yere de kolay yemin etmez. Yani bu çok küçük bir grup birkaç kişi bulursunuz. Dolayısıyla biz bunları bu toplumun İnanç anlayışını görelim. Yani uzaklaşmayalım. Yani bilmiyorum akış içerisinde var mı Rum tarafında, Loraga'da yaşanan eylemler, o eylemlere katılan insanların, şiddet uygulayanlarla mağdur olanların, acaba mağdur olanlar Müslüman olmasaydı, aynı agresif saldırı Leymos'undaki Rusların sayısı Loraga'daki mültecilerden çok fazla. Onlara bugüne kadar ciddi anlamda böyle bir reaksiyon, hadi Ruslara go. Kitlesel bir tepki olmadı en azından. Hiçbir şey olmadı. Evet. Yani onlarla doğal arada söylenen bireysel olmuştur da. Dolayısıyla hepsini böyle beraber kitlesel boyutta evet. Düne dönelim. Hassasiyet var. Yani öğretmen isterse yani o kitapları sonunda uygulamaya koyacak öğretmenlerdir. Öğretmen bunu içselleştirmezse siz istediğiniz kadar canınızı yiyin. Ne öğretmen, ne öğrenci, ne veli
Eğer mevcut Kıbrıs Türkü'nün inanç disiplininden, laiklik anlayışının ötesine çekiştirmek isterseniz bu pratikte mümkün olmaz. Yani istediğinizi... Böyle bir duruma karşı karşıya kalınabileceğinin sinyalleri... Şu anda bir şey söyleyeyim mi? Ben tepki, bu bağlamda tepki kondu. Ama Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun çıkıp da orada konuşmasını çok değerli buluyorum. Bunu Nazım Çavuşoğlu bir devamlı yapıyor. Çünkü geleneksel bir, biz eylemdeki sendikayla görüşmeyiz diye bir anlayış var. Grevdeki yok. Kapısının önüne dayanmış ve bakıyorsunuz bizim o rahatlığımız da var. Sözlü olarak her şey de söylenebiliyor. Yani orada birileri kameraya çekip sen bunu yaptıydın, sen şunu yaptıydın diyerek yarım saat sonra polis kapısına dayanmıyor. Buna rağmen bakanın çıkıp muhatap olmasını olumlu buluyorum. Eğer ortada bir yanlışlık varsa giderilmeli. Tabii böyle medyaya da baktığım zaman Sayın Bakan ya değerlendirmemiz gereken bir şey varsa değerlendiririz. Ama bir taraftan Sayın Bakan'ın bir açıklamasından bir şey var. Asla bu kitaplara dokunmayacağız derseniz dokunmazsanız, dağıtsanız da dağıtmasanız da o zaman kitaplarınız ambardaki kitap muamelesi görür. Bizim bunlara beni bugünkü yazımda barış zorunlu ders olsun derken tam da bu yaptığımız program var ya, bu konuşma, ben asla bu konuşmayı böyle gizli bir terazide tartarak konuşmadım. Tarafsız da ahlaksızlık görürüm. Ama konuşabilmemiz lazım. Konularımızı yani barış gazeteciliği dendiğinde zannederler ki sadece barışı Kıbrıs sorununda savunmaktır ya da savaş karşıtı. Hayır, barış bizim en çok ihtiyacımız var. Ben kendimi bildim bileli en temel savunduğum konudur. Yani farklı düşünemez miyiz? Yani şimdi biz burada üç insanız. Eğer bir takım konuları samimi kapatsak bu yayını da ya da burada da olsa farklı düşünmek bir zenginliktir. Farklı düşünce, ortak aklın zengin bir düşünce trafiğiyle bulunması demektir. Farklılıkları, biz Dorno'dan çıkmış bir olmamalıyız. Birey olmalıyız ve düşündüklerimizi söyleyebilmeliyiz. Yani din konusunda da evet farklı düşünülebilir. Yani tek doğru var, o da o doğru da benim doğrumdur dersek yanlış olur. Onun için bu konular konuşulmalı ancak... endişelerin bir kaynağı varsa o kaynakla bağlantılı düşünen insanların endişesine de saygı duymak gerekir. Sayın Bakan'ın açıklamalarından o endişeleri giderecek noktalar bulabildiniz mi peki? Yani örneğin Sayın Bakan KKTC devleti ve KKTC laikliğin en büyük güvencesidir ifadesini kullandı. Her ne kadar konuşması çok zordu. Yani müsaade edilmediği için de sitemde bulundu. Demokratik olduklarını söylüyor eylemciler ancak bana da konuşma fırsatı vermiyorlar şeklinde de bir sitemde bulundu. Ama devletin laiklik vurgusu üzerinden en büyük güvence olduğuna ilişkin açıklamasını... Anayasadır ve unutmayalım ki biz de bir zamanlar meşhur bir hikaye var. Berlin'de hakimler de var, mahkeme de vardır. Bizim de merkezi olduğu için söylüyorum, saray önünde mahkemelerimiz var. Ve anayasal düzenimizin en önemli bekçisi olarak hala daha yıkılmadığını ve yıkılmayacağına inandığım yargımız vardır. Evet, anayasal tanımı vardır. Bunun dışına çıkamazsınız. Ancak tabii ki değişen bir demografik yapımız var. Yani daha önce birileri Kur'an kursu ihtiyacı yoktu örneğin. Şimdi pedagojik olarak bunu tarif edersiniz. Pedagojik olarak oturtursunuz bir yere ve dersiniz. Din eğitimi şu yaştan itibaren şu şu koşullarda verilebilir. Din eğitiminin bir parçası da işte Kur'an'ı öğretmektir. Ya da bir başka dinde Tevrat'tır, İncil'dir. Yani bunun öğrenme süreci ve insan gelişiminin paralelliği içerisinde olması gerekiyor. Tabii ki bu çok farklı bir konudur. Çok derin bir konudur. Çünkü çocuğun bireysel tercihleri netleşmeden ebeveynlerin, ailelerin ya da eğitim kurumunun bütününün
onu şekillendirme konusunda belki ileride tercih etmeyeceği bir yöne doğru yönlendirmenin temel insan hak ve özgürlüklerinin ne kadar örtüştüğü de bir başka. Bunu sadece bunu açsak, sevgili Baykan, sevgili Aziz, sizlerle uzun uzun bunu tartışırız. Yani kaynaklar da gösteririz ama bireysel düşünceye temizle de bunları yapabiliriz. Önemli olan farklılıklara saygıyla, kırmadan, dökmeden, incitmeden konuları ele alabilmektir. Toplumsal reaksiyonu ben seviyorum. Yani hatta sendikaları sadece çalışma hayatının değil, ülkede demokrasinin de sigortası, daha bizim daha yaygın kullanımımızla asfalyası görüyorum. Yani toplum sadece düşünmemeli, düşüncesini eylemle bütünleştirmesi gerekiyorsa da o da olması lazım. Çünkü bir medyanın, burası bir devlet televizyonu olsa bile, biz buraya oturduğumuz zaman aslında toplumsal baskı grupla, baskı anlayış arzusunun uygulama alanıyız. Yani bir toplumda baskı grupları eksik kalırsa toplumun dinamik ruhunda bir kaçak ortaya çıkar. Onun için ben çok şeye bakmıyorum, niyete bakmıyorum. Eylemi, yelpazenin neresinde olursa olsun, eylem alışkanlığımızı konuşmamın başında da belirtmiştim, yitirmememiz gerekiyor. Sağdan soldan yelpazenin her yerinde barışçıl bir şekilde eylem yapıp sesimizi duyurmamız, ama duyması gerekenler de Nazım Çavuşoğlu gibi. Yani çıkacak, yüz yüze gelecek, hatta gerekirse bu stüdyoya gelecekler. Karşılıklı insanların önünde konuşacaklar ki farklı farklı değil, birlikte konuşarak toplumun bilmesi gerekenin bilmesi. Çünkü toplumun zafiyete uğramaması gerekiyor. Kıbrıs Türk'ünün dünyanın her yerinde 5. kol faaliyetleri vardır. Önemli olan 5. kol faaliyetlerine karşı toplumun birlik, beraberlik, dayanışma ve bütünlüklü sağlamlığını muhafaza etmemiz gerekir. Şimdi dün Sayın Bakan, Sayın Nazım Çavuşoğlu, evet, bir adım attı, sendikacıların yanına indi, eylemcilerin yanına indi. Bunu bir buçuk ay, iki ay evvel yine bir eylem vardı, yine bakanlığın kapısında yine yapmıştı. Ama karşı taraf bunu sanki biraz bakanın kendilerine meydan okuması gibi mi algılıyor? Yani işte sizden korkmuyorum, geldim karşınıza dikildim. Çünkü o diyalog oluşmadı. İşte geçen bahsettiğim önceki eylemde terk ettiler de orayı, gidip Maliye Bakanı'nın önünde eylemlerine devam etmişlerdi. Yine öğretmen sendikalarıydı. Dün de çok diyalog değil de bir atışma köprüsü oluştu. O da enteresan. Ama Sayın Nazım Bey'in de öyle bir yönü var aslında. Yani o meydan, yani meydan okuyuşu var aslında. Yani sendikayı belki de çok... o tarafını seviyorum. Belki de. Ben eylemi de seviyorum. Eylemin karşısındakinin de duruşunu bekliyorum. Yani birileri eylem yaptı, karşı taraf meydanı terk etmeyecek. İşte cesaret... Herkes gücünü koyacak. Cesareti konuşmak için, diyalog için sergiliyor. Kavga için değil. Tabii yani, bu önemli. Bir şey söyleyeyim. Gelenler de neticede, unutmayın, orada bir kitle psikolojisi vardır. O kalabalığın tabii psikolojisi var. O onun içerisinde birbirine, herkes bir dayanışma içinde söylemek istediğini söyler. Bir şey de atacaksa da atabilir hatta. Yani. Ama atılmasa daha iyi. Atılmasa, hayır. Şimdi bakınız, dünyanın tarihine bakınız. Yumurta atılmadı mı? Boyalar atılmadı mı? Boya atılmadı mı? Yani bugün çevrecilerin, yeşil barışçıların hassasiyet gösterirken gidiyorlar ve bir takım yerlere boya atıyorlar. Yani kimsenin hayatını kastetmiyorlar. Yani şiddet, yani eylemin her eylem türlerini şiddetle karıştırmamak. Biz de laf atıyoruz. Ama evet, ben Sayın Bakan'ın oraya çıkışını medeni bir cesaret olarak. Aynen, ben de destekliyorum. Medeni yani, cesaret olarak. Ama... Yani şimdi oraya bir masa mı koydular? Hadi bakalım, gelin birbirine bilek güreşi yapacak mıyız dediler. Ne olacaktı? Yani o kitle oraya geldiği zaman kapılar kapansaydı. Kapansaydı kapılar. Tamam mı? O zaman daha tahrik edici olurdu. Yüzleştiniz. Yani şimdi ben kapılar kapansaydı. Ben sendikacılık yaptım yıllarca. Hiç unutmuyorum, bildiri de atıyoruz. Şimdiki sosyal sigortanın oralarında ismini bir iş adamı
Bildiriyi veriyoruz camdan. Tam yanaştım. Bildiriyi uzatacağım. Kapattı camı. Ben de çektim kapıyı, açtım. Bir deste attım kucağına. Ne olurdu alsaydı benim bildirimi? Ne olurdu? Onun mesafesi beni tahrik etti. Onun davranışı. Burada alışacağız. Yani ben dün eylem yapanlar böyle bir yorumla oraya gitmiştir. Tamamdır. Sayın Bakan belki de bir başkası Sayın Bakan'ı eleştirebilir bugün Nazım Çavuşoğlu'nu. Çünkü aynı davranışı başkaları kolay kolay gösteremez. Yani kaç eyleme, kaç başbakan çıktı başbakanlık önünde? Kaç cumhurbaşkanlığı önünde bugün de yanılmıyorsam bir buluşma var diyeyim isterseniz. Evet, çıkacak mı cumhurbaşkanı ya da çıkmalı mı? Ben Nazım Çavuşoğlu'nun tarzını beğeniyorum. Eylem de olacak ama eylem hadi teslim olun. Yok kardeşim. Teslim olma. Çık. Eğer senin de duruşundan eminsen ve söyleyecek sözün varsa söyle. Onun için yani ben meydan okuma olarak algılamadım. Eğer düşüncesi olan varsa katılmasam da. Yani şimdi, eylemciler sanki biraz öyle algılamadı. Şimdi bana sorsanız sen dün gitseydin hangi tarafta dururdun? Tabii ki eylemcilerin tarafında dururdum. Giderdim. Burada bir soru işareti var. Bunu açıklayalım ya da akşur bir yerlerde geride niyeti olan varsa şimdiden bu toplumun laiklik karşıtı her türlü yol alma eylemine karşı olduğunu belli etmek istedim. O soru işaretleri giderildi mi sizce dünkü eylem sonrasında? Hayır, giderilecek. Eğer yani bir anda giderilmez. Ama hiç, biraz önce dediniz ya, o dün eylemde olan sendikaların bugün gün içinde bir başka konuda bir biçimde Sayın Bakan'la rahat bir şekilde bir araya gelebileceklerini de eminim. Yani bunun geçtiğimiz haftalarda da bunun örneği var. Hatta bu çok önemli bir meseledir. Kapalı kapıların ardında başka söyleyip dışarıda başka söylemeyeceksiniz. Eğer uzlaşı imkanı varsa o uzlaşı imkanının kapı gındırığını, yani gittiğiniz tam da ilişkilerin, müzakerenin en yumuşak anında Sayın Bakan, yani siz böyle diyorsunuz, biz böyle görüyoruz, biz buralara bu nedenlerle toplumsal endişenin parçası olarak bakıyoruz. Bunu bir değerlendirmekte yarar var. Yani ben de şu anda baktığımda ilk gördüğüm fotoğraflar vardı. Yani ille de var mıydı? Yani şimdi ben düşünüyorum, benim yaşım sizlerden oldukça ileridedir. Benim annem çarşaflıydı. Bir hayli insan çarşaflıydı. Peçeli insan hatırlamıyorum. Ama çarşaflar eşarp gibiydi. Yani kapının yanındaydı, çıkacağında atardı başına. Tamam mı? Oralardan geldik. Ve 1900 işte o Celal Hor'dan geldiği zaman da o sürecin içinde, o kampanya sürecinde insanlar çarşaflarını çarşaf atmak derlerdi. Atardı çarşafını, yani çıkarmak değil, atardı çarşafını. Çarşaf attıktan sonra da bakınız resimlere. Bizim insanımız başı bağlılıktan öte çok yaşı beni ortaya aşan insanlarımızın da eşarpı vardı. Yurt dışından birileri geldiği zaman da eşarp hediye ederdi. Yani böyle dini bir gerekçeyle ayıptır. Yani bizim toplumumuzda günahtan ziyade ayıptır daha hakimdir. Yani günahtır aziz bu. Baykan yok. Çok günah. Değil. Bize bir bakınız günlük hayatımızda. Bazı davranışları, yani dine geleceği bile olsa onu ayıpla beraber. Yapma da ayıptır. Yapma da ayıptır. Yapma da günahtır denmez. Nerede yapma da günahtır vardır? Mazlum birine karşı herhangi bir şiddet uygularsanız, paylaşmazsanız, aç olan birine yani bir lokmanızı paylaşmazsanız, zorda olan birine yardım etmezseniz, o günah, orada ayıp demezler. Günah. Orada günah derler. Yani biz, ben umre dönüşü din adamlarına konferans vermiştim. Benim söylediklerim onların klasik öğretmeleri için öğretilenlerden farklıydı. Ama ciddi sayıda çoğunluk, ya dediler Hasan Astürer'in inanç anlayışı
daha doğrudur, daha mantıklıdır. Anlatabildim mi? Onun için bu süreç yaşanacak. İşte bir hafta 10 gün sonra gündemimiz farklılaşacak. Ama unutmayalım, bazı noktalarda hassasiyet göstermek gerekiyor. Yanlış bile anlaşılsa, yanlış anladığınızı yanlış anlama, doğru anlamış gibi göstererek bir kararlılık göstermekte zarar yoktur. Evet, biraz erozyona uğradı mı bu söylediğiniz temel üzerinde hareket edişimiz? Çok ciddi erozyona uğradı. Yani bu toplumun örgütlenmesinden tutunuz, mücadele geleneği, insanların birlikte çare bulamamaktan uzaklaşmasıyla beraber gemisini kurtaran kaptan, beni sokmayan yılan bin yaşasın, geçen gün bir yazımda da kullandı bunu. Burada ciddi bir gerileme var ve bunun halledilmesi lazım. Barış zorunlu ders olsun derken, dayanışma da ders olsun, birlikte olmak, paylaşmak ders olsun. Yani bunların tümüne isterseniz hem sosyal hayattan hem de Kur'an-ı Kerim'den, kutsal kitaplardan da örnekler bulmak mümkündür. Yeter ki insan olalım, yeter ki yaşamın doğumda ölüm arasında bir yolculuk olduğunu ve o yolculukta mücadele edelim ama kavga etmeyelim. Kesinlikle. Hele 1 Eylül Barış Günü'nde bunları konuşmak lazım herhalde. Biraz o konuya girelim. Sen de az önce biraz bahsetmiştin. Örneğin barış gazeteciliği tek kutuplu anlaşılıyor bizim ülkemizde. Yani barış gazeteciliği sadece şu istikamette yazarsan, çizersen. Ama yani biz ülkemizde artık trafikte bile barışa ihtiyacımız var. Sanki öyle bir noktaya geldik. Yani daha genel bir kavram olarak hayatımıza sokmak lazım barışı. Tam da bunu anlatıyorum sevgili aziz. Tam da bunu anlatıyorum. Yani demokrasi kültürü nasıl ki bireyden ve haneden başlar, yaşam alanından başlar, sokağa çıkar, iş hayatınıza gider ve devam eder bütünüyle. Şimdi bir komşular, ya bu bizim komşular da geçinemiyor, sürekli kavga ederler, hem de çoluk çocuğun önünde kavga ederler. Tamam mı? Şimdi o insan çıkacak, işe gidecek. İşe geldiğinde nereye oturacağının kavgasını yapacak. Klimanın farının dönüp dönmediğini, kendini tutup tutmadığının kavgasını yapacak. Yani böyle dilimin ucuna gelen örnekler vardır. Yani şok eden gelişmeler vardır toplumda. En kötüsü Mevlana'nın meşhur bir sözüdür. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bizde olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan çok insanlar var. Haluk Bilginer'le Zühal Olcay'ın oynadığı Dolu Düşün Dolu Düşün Boş Konuş diye bir oyun vardı. Aklından geçenlerle yaptıkları hiç örtüşmezdi, eve gidiyordu Haluk Bilginer kayınvalidesiyle beraber. Yine o cadaluzu göreceğim falan diye geçiriyor aklından. Kapıdan girdiği zaman da anneciğim diyor. Karısından önce ona sarılıyor. Eğer bu eve koşa koşa değil uça uça geldiysem sebebi de sensin anneciğim dedi. Sarılırken bile aklından geçenler başkaydı. Anlatabildim mi? Ya toplumun tam da bu noktada dediğin gibi trafikte. Müthiş bir hoşgörüsüzlük. Evet, trafikte ben sayıyorum. Kaç, nerede, her gün nerede gerginlik vardır? Yani tali yoldan ana yola çıkarken arabanızın yalın tanımlamayla burnu görüldüğünde bir gelenin durması lazım. Size ben duruyorum, çok özür diliyorum, duruyorum, arkadaki boru basar bana. Ne durun diye, ne durun diye. Ve ben %100 katılıyorum. Yani bugün ben işte barış dersi verelim. Barış dersini kendi içimiz için istiyorum. Kendi dünyamız için istiyorum. Çünkü kendi dünyamda barışık olamazsam, ailede barış yok, iş yerinde barış yok, sokakta barış yok, trafikte barış yok, partide barış yok,
Bakanların, Bakanlar Kurulu'nda barış yok. Tamamen böyle bir toplum, biz kendi kendimize barışamazsak başkalarıyla nasıl barışacağız? Bu bizde kişilik erozyonu ve psikolojimizi bozar. Psikolojisi bozuk insanın günaydınında bile hayır yoktur. Günaydınından mana çıkarır o bile. Ya da geldin, Baykar'a seslendin, beni görmedim seni ya. Görmedim. Ya da istersem sana, istersem seslendiririm de deme hakkım var. Ama bizim barışı çok yönlü kucaklıyorum ben. Barış tarif ettiğim zaman medyada bugün çok nettir. Yani bir ülkede eğer iktidarda bir güven erozyonu yaşanırken medya onunla güvensizlikte yarışıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Yani biz şimdi çiftçiler, kaç tane çiftçilerin ne kadarı gerçek çiftçidir sorarız. Sanayici, kaç tane sanayici gerçek sanayicidir sorarız. Şimdi gazetecileri bir zamanlar konuşuyorduk. Kaçak işçi ve kaçak iş yeri derken şimdi içerisinde de bu. 40 tane galiba sabahleyin görüyorum ben o PDF sayfa dediklerini. Listeye girmiş. Yani bunu gazeteci yapsa künyede yok. Kim olduğu da belli değil. Yani birileri bunları ayıklasa ve yarın bir şey olur, tamam mı? Saldırıya uğradı gazeteci denir mesela. Yani bizim ülkemizde çok şükür yaygın bir mafya yok. Ama sanki de mafyanın o tehdit ve tetikçi işlevini medya kılığıyla yapılır. Yani o siyah giyen, böyle kalın kollu insanların yerine. Şimdi bu var yani. Dürüst olmak lazım. Şimdi yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Fincancı katırlarını ürkütürsünüz ama o ürküttükleriniz değil. Ben her zaman bakıyorum. Var örnekleri. Gülümsüyorum ama üzülüyorum da. Şimdi bir şeye hassasiyet gösteriyorum. Dur bakalım derim. Kim bunun tetikçiliğiyle rahatsız olacak? Rahatsız olacak. Yani bunlar çok önemli meselelerdir arkadaşlar. Ve yani burada geri bir ders taktığımız zaman saygımız, sevgimiz eksildi. Ben her zaman söylüyorum. Beni hep herkes de biliyor buralarda. Yani sizin konuğunuz 15-20 dakika kala gelmeyeceğini bildirse adım gibi eminim ki dersiniz ki arayalım Hasan Astürer. Hasan abi kırmaz bizi, gelir. Gelirim ve hiç de şey de olmam. Yani ya ne başkasıydı düşündüğünüz da beni çağırdığınız son dakika. 2 dakika kala buraştan geçerken çağırsanız döner gelirim. Bugün öyle bir şey olmadı ama onu söyleyeyim. Yok. Oldu demedim ama. Sevgili Aziz. İzleyici algısı, ama hayır. İzleyici algısı oluşmasın. Hayır. Yok. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bu nedir biliyor musunuz? Bu barış, toplumsal barış için. Önce kaprisimizi, egomuzu, statü endişemizi bir kenara koymalı. Koy be bir kenara. Ne olacak yani? Ama bu söylediklerinizden daha çok bir kenara koymak yerine beslenir noktaya geldik. Beslensin. Beslensin, ne olacak? Yani bizi buraya içtenlikle, tamam mı? Böyle bir an baktığımda temel politik konularda belirli farklılıklarımızın olabileceğine inanıyorum. Ve bunu dostluğumuz açısından bir zenginlik görürüm. Çünkü bir araya gelip oturursam ben sizlerle farklı düşüncelerle konuşup bir yere varabileceğimize inanıyorum. Yani biri kahve ödücüsünün hıkleyicisi mi olalım yani? Tamam mı? Birileri konuşsun. Başımız o zaman işte gazete içinde bir yazı yazılsın. Hepimiz de onun altına imza atalım. Ne gereği var bu kadar köşeye? Bu kadar köşe varsa bir farklılık olsun ya. Bir farklılık olsun. Ama farklılığın da zemini olsun. Onun için barış, bugün Dünya Barış Günü. Benim dünyada barışı özlerim. Ama dünyada barışın çok şeyi vardır. Söyleyin. Farklı dengeleri var. Farklı etkileşimi var. Barış dendiği zaman şimdi benim aklıma nükleer savaş tehlikesi geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika çok yaşayan. Birlikte.
hep birlikte. Hiroşima ve Nagasaki atom bombası attı. Görüştüğüm Japonlar oluyor zaman zaman. Her gördüğüm Japon'a bir soru sorarım. Ya siz Hiroşima ve Nagasaki'ye bomba atılmasının yıl dönümlerinde hiç Amerika'yı protesto etmiyorsunuz. Hani neredeyse özür dileyeceksiniz. Yani sebep olduk ve bize atom bombası attınız diye. Diplomatik statüsü olan insanların samimiyetle verdiği bir cevap var. Bizim Çin korkumuz var. Dolayısıyla biz, Amerika bize atom bombası atsa bile Amerika'nın desteğine, dayanışmasına, müttefikliğine ihtiyacımız var. Bu alır sizi başka tarafa götürüyor. 1974'te Roger Davis'ti galiba, büyükelçi, Amerikan büyükelçisini Rumlar öldürdü. Vurdular. Evet. Tamam mı? Yanılmıyorsam 13 büyükelçisi, 13 ABD büyükelçisi görev başında öldürüldü dünya tarihinde. Amerikalılar o işi bizden bir başka bir Türkiye veya buralarda bizden taraf olsaydı her sene Rumlarla beraber tören protestolar düzenleyeceklerler. Amerikalılar sesini çıkarmaz. Bundan 3-5 yıl önce inat ettim de yazdıydım. Bakacağım bakalım ne yapacaksınız bu yıl dönümünde diye. Yani geçmişi analım, geçmişe takılmayalım ama dünyanın standardı yoktur. Dünya hala daha kağıt üstünde hayal kurduğumuzla pratikte gördüğümüz örtüşmez. Yani batıya çevirelim yüzümü, yüzü çevireyim. Çevirdim de yüzümü batıya. Herkese eşit adalet uygulandığını mı görürüm? Bütün toplumlara eşit davranıldığını mı görürüm? Ben Kıbrıs'ta iki kişi barış isterse biri benim. Anlaşmayı sonuna kadar da savunurum. Anlam planına. Evet dedim, gene olsa evet derim. Ama yani ben 63'te göçmen olduğum zaman hiçbir Rum'un ne olacak bu Kıbrıs'ı Türklere yaptığımız adam insani değildir dediğini de demediğini de unutmadım. Unutmadım. Onun için yani hatırlatmam gerektiği yerde de hatırlatırım. Çünkü barışa zarar veren davranışların olabildiğince sıfırlanmasıdır. Yani keşke dünyayı böyle bir resetlesek ve bu. Ve şunu da inanıyorum ben. Yani insanlık için tehdit oluşturan davranışlar en ağır cezalarla birlikte insanlık suçu sayılarak yasaklanmalıdır. Yani elem gibi örgütlere demokraside yer olmaması lazım. Faşizme yer olmaması lazım. Yani faşizm bir dünya görüşüdür, bir dünya anlayışıdır. Hayır. Kendi dışındakini yok etmeyi hedefleyen her düşünce daha yolun başında yok edilmelidir. Çünkü onun varlığı yakından uzağa insanlar için bir tehdittir. Ama son yıllarda yükselen bir trende dönüştü. Onun önüne nasıl geçilecek peki? Aziz söylesin. Yasaklama çözüm değil. Yasaklama çözüm değil. Onun için ben eğitimi işaret ediyorum. Kültürü işaret ediyorum. İnsanların beraber yaşamasını, ayrılıkları, zenginlik görmesini, işte Loraka köyünde BAF'ta yaşanan şiddet olayları vardır. Bu bizi beni rahatsız eder. Ve bir şey söyleyeyim. Limassol'daki cami Türklerin bir camisi olduğu için değil. İnanın oraya işte yabancılar, Suriyeliler, güneyde yaşayan o Müslümanlar gittiği için onlardan rahatsız olanlar onun dini mabedine bir saldırı düzenlemiştir. Bunun önü alınması gerekiyor. Bu ciddi bir meseledir ve programın öncesi miydi yoksa girişte mi yani konuştuk. Güneyde Ruslar var. Evet. Ortodoks onlar da. Onlara dönük rahatsızlık göçmenlere, Müslüman göçmenlere duyulan rahatsızlık da hiç uzak yakın alakası yok. Yani onlar bizden diye bakılıyor. Eğer dünya böyle bir hareket yaşıyorsa bu insanların rehabilite ederek birlikte yaşamalarının altyapısı kurulmalı.
Yani beni en çok etkileyen babasının iş yerinin kırılan camlarını toplayan bir çocuktur. Yetişkin insanın yüreği şekillenmiştir ama küçük bir çocuğun evinin taşlandığını hissetmesi, atılan her taşı ben çok vicdanen rahatsız olurum. Düşünün, gecenin bir vakti bir başka ülkedesiniz, çoğunluk başka dilde konuşuyor ve maske takmış insanlar sizin evinize saldırıyor ve camınız kırılıyor, taş atıyorlar. Yüreği küçük olan çocuklar daha çok korkarlar. Yetişkin bir biçimde kendini savunabilir. Ancak şunu da koydum, neticede güneydeki yönetim polisiyle birlikte bu konuda tavır koymuşsa bunu da olumlu karşılamamız lazım. Peki bu sizde ne çağrıştırır sorarsanız bana, Fenerbahçe'nin Larnaka'daki maç, orada tribünlerdeyiz kale arkasında. Maç bitti. Karşı kale arkasında da işte bu faşist unsurlar vardı. Maç bitti. Tribünler işte yavaş yavaş boşalacak. Türklerin olduğu tribüne dediler, siz daha sonra çıkacaksınız. Bir grup oradan uzun maraton dedikleri tribüne geçti ve geliyor. Gelip bir şeyler attırdılar. İlk gelenler maskeli değildi. Ama ne zaman ki maskeliler yöneldi, 5-10 kişi, 10-15 kişi, anında çevik kuvvet devreye girdi ve kaçırmadı, yakaladığını şiddet uyguladı. Yani nedir yaptığınız deyip kışılamadı, tavuk benzetmesiyle. Ve dolayısıyla onlara ne kadar eleştiri yaptımsa çevik kuvvetinde, ama Rum tarafı, ben Loraga'da yaşananları, kimse kusura bakmasın ama o anlayışın bize karşı da tehdit oluşturabileceğini ve ben Larnaka, Limassol'da Mehmet Ali Talat'ın konferansında vardım. Önce bağırışmalar, sonra salon kapısının kırılması ve maytap havai fişek, yanıcı madde atılması. Kendi kendime de dedim, ikinci sırada otururdum sağ tarafta. Blok blok var ya, birinci bloğun önünde de Amerikan Büyükelçisi otururdu. İlk zannettiydim ki o var diye bir şey olmaz. Ama her şeyin olabileceğini anladım. Ve ben yetişkin ruhumla oradaki korkuyu hissederken, o Loraga'da o göçmen çocuklarının yaşadığı korkuyu, o çocuk hayatı boyunca hayal etmeyecek. Hayatı boyunca o travmayı yaşayacak. Dolayısıyla eğer bir tazminat varsa, büyük bir tazminat gerekiyor. Ceza caydırıcı olması gerekiyor. Yani ya da desin ki Kıbrıs Cumhuriyeti Hristiyan, Ortodoks, Rum nüfustan oluşur. Turist olarak gelenler de en çok bir hafta kalabilir diyecek. Başkasını barındırmayacak. Yani ben oradaki davranışı, o anlayış yok edilmediği sürece Kıbrıs'ta barış içinde bir tehdit oluşturduğuna inanırım. Yani bunu da belki de başından beri programın konuşmamda en çok vurguyla söylediğimdir. Kesinlikle. Madem ki tırnak içinde söylüyorum, istemiyoruz o insanları, ülkelerindeki savaşların bitmesine bir faydamız olsun. Yani sonuçta savaştan kaçıp gelen insanlar. Kimse keyfi için kendi ülkesini sevgili Aziz, bu kameraları yok sayın. Ya da bu kameralara baktığımız zaman yayınımızın gittiği her yerde sabah kahvesini içerken bizi izleyen herkesin misafiri olarak konuşalım. Eğer bu insanlar hayatlarını tehdit alarak, yani son 5-10 yılda Akdeniz Çanağı, Cebeli Tarık'tan burada Orta Doğu sınırına kadar diyelim, Suriye sınırına kadar bu deniz bu kadar can almadı, bu kadar can yutmadı. Ve siz konforlu bir tekneye binseniz bile o denizi aşarken aman bir an önce gidelim dersiniz, dalga var. Yok, insanlar 10 kişilik bota 50 kişi binecek. O insanların ülkelerindeki koşulların insani olmamasından
hiçbir suçu yoktur gelişmiş ülkelerin. Doğrudan suçu vardır. Doğrudan suçu var. Ve bu insan bu ülkelerin tümünün mazisinde sömürge yönetimi vardır. Sömürge yönetimi vardır. Ama hala daha orası, yani insanlar, bazen söylüyorum, parası kadar değerlidir. Yani bir Amerikan doları 20 ise 30 ise neredeyse bir Amerikan o bir tarafın 30 insanına eşittir. Yani düşünün siz, bir teknede ölen insan Fransız olsa, o kadar insan. Alman olsa, İsveçli olsa, İngiliz olsa, İspanyol olsa öyle. Şimdi bu insanlar vahim bir şekilde hayatını kaybediyor. Ve zaman zaman bakıyorum dünya basınına, artık ön sayfada haber değeri taşımıyor. Artık ön sayfada haber. Yani şimdi insanlık, meşhur parfümleri sıkmak, marka elbiseler giymek, marka çantalar taşımak mı? Eğer birinin bir çantası bir başka ülkede bir ömür boyu insanların kazanıp tüketemeyeceği paraya eşit ise, ben böyle dünyanın adaletine inanmam. Liberalizm, kapitalizm, keşke gücümüz yetse ve dünya sosyalizmi yaşasa. En azından adalet. Yıllar önce Çekoslovakya'ymışım da sigarayı biri gördü de Marlboro sigaraya özendi. Ben de dedim ki ya sizin sağlık sorununuz yok, eğitim sorununuz yok, barınma sorununuz yok. Yok. Şimdi burada özgürlük var, liberalizm var. Kazananın çok kazananlarla az kazananlar arasında yoksulluk derken başladık açtık konuşmaya. İnsanlar kasaba gittiği zaman et alamıyorsa. Şimdi hadi bakın soralım. Artık mangalı yakmaktan utanır ya insan komşusunu düşünerek. Yani barış dediğimizde hepsi beraberdir arkadaşlar. Evet. Yani aziz kardeşim, aziz ve muhterem vatandaşlar diyerek de konuşalım ama. Evet. Yani ben sizlerle sohbeti seviyorum. İnsanlarla sohbeti seviyorum. Tamam mı? Kimse bizlerin yurt sevgimizden, ulusal değerlerimize saygımızdan zerre kadar kuşku duyamaz. Kuşku duyanların samimiyetini reddederim. Tamam mı? Ama seviyorsanız söylenmeyeceksiniz, söyleyeceksiniz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli. Çok teşekkür ettim ben bir kez daha. Katkıyı koyduğunuz için bugün programı. Bunu saymadık. Yine bekle. Evet. Seve başımızın üstünde. Yok daha. Aziz dedi. Evet bugün önceden programda geldim ama beni ne zaman çağırırsanız gelirim. Seve seve. Teşekkür ederim. Seve. Evet. Sevgili seyirciler, bugün adına da noktamızı koyalım. Haftayı da bitirmiş olduk. Pazartesi yeni haftanın ilk gününde. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. İyi, güzel, mutluluk dolu, sağlık dolu bir hafta sonu diliyorum herkese. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.